Seni her şeyden çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Bugüne kadar yaptığım en iyi şeydi seni sevmek. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım. Seni bütün kötülüklerden korurum. Söyle bana Berivan. Benimle evlenir misin? Diyelim ki Berivan'dan istediğimizi elde edemedik. Sonra? Bakalım. Yazı gelirse? Ölüm. Yazı. Peki. Diyelim istediğimiz her şeyi aldık. Yine yazı. Allah'ım. Bana yol göster yarabbim. Kudret de gitti. Artık seni koruyacak kimse kalmadı Berivan. Şimdi durumu nasıl? Öldü mü? Öldü mü? Ne var? Kim ölmüş? Babam. Babamı vurmuşlar anne. Tut annemi düşüyor. Tut. Anne. İlhan abi. Ne var, ne oluyor? Boş dedemi öldürmüşler baba. Babamı vurmuşlar İlhan abi. Ölmüş. Ben bulurum öyleyse onu. Sen daha ölümlerden yeni döndün Kudret ha. Yürümeye bile gücün yok. Kim demiş? Berivan için ölüme meydan okuduğuma göre... Tamam abi, tamam. Sen sinirlenme, sakin ol. Kudret Ağa, sen bu halde nasıl yürürsün? Nasıl peşine düşersin? İşte böyle! Abi! Abi! Çek elini! Ölmedim daha ben. Kimse hiçbir şey görmemiş mi? Evet İlhan Bey, bir tanığımız var. Tanık kim? Bu hanım. Sen de kimsin bakalım? Sen kimsin? Doğru, haklısın. Sen belli ki bu evin kızısın. Yabancı olan benim. Ama burada işim bitti. Fulya sizi çok özleyecek. Onunla vedalaşmaya yüreğim yetmedi. Sizin için yapabileceğiniz bir şey var mı? Herhangi bir şey. Bir ihtiyacınız. Hayır, teşekkür ederim. Semih. Berivan Hanım'ı İstanbul'a evine kadar götür. Tabii efendim. Baş üstüne. Şoför Bey. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Bu yol üstünde geride sizinkinden başka çiftliklerde var mı? Elbette efendim. 2-3 çiftlik, 5-6 tane de köşk var. Saçmalıyor. İnsan insana benzer. Neden hep bunu düşünüyor? Bir an gerçekten de o arabadaki kadının Berivan olduğunu sandım. Çok kan kaybettin Kudret Ağa. Hayal görmüş olacaksın herhalde. Haklısınız. Yoksa Berivan'ın lüks bir arabada yabancılarla ne işi olabilir? Ama inanın, onu gördüğüme emindim o an. Yok hayır. Adamın yüzünü doğru dürüst hatırlamıyorum bile. Hiçbir şey net değil. İyi bir şeyler düşünmeliyim. Güzel bir şeyler. Yetimler yetimi. Yavrum uyusun. Babaanne. Dedem toprağın altında sıkılmaz mı?
Hem orası karanlık değil miydi? Bir tek sen eksiktin böyle bir günde. Rahat bıraksana babaanneni. Ya cenaze amma kalabalıkta ha. Keşke hiç kalkmasaydın anne. Cenazeye, mezarlığa gelmeseydin. O kadar da ilaç verdi doktor. Bana artık hiçbir ilaç kâr etmez oğlum. Bir arzunuz var mı efendim? Vallahi şöyle güzel bir çay içeriz be Semire. Değil mi? Evet, yapıver hadi. Fulya'yı da al yanına. Hadi Fulya, Semire teyzenle git. Hadi çocuğum ama. Baba, yanında kalayım. Hadi alanı yüzme. Hadi. Çocuklar. İlhan. Yarın bütün kasaba başsağlığı için akın eder. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ha, dua için de hocaları çağırmayı unutmayın. Sen merak etme anne. Sen bunları bize bırak, hiç düşünme. Bize kasaba halkı değil, sen lazımsın. İşte o kadar. Ben her şeyi organize ederim anne. Merak etme, hepsi olur. İlhan Bey, jandarma çavuşu geldi. Robot resmi getirmiş. Ne resmi getirmiş? Berivan Hanım'ın tarifi üzerine jandarma ressamının çizdiği resim. Tut elimden. Biz de gidelim. Kusura bakmayın, beklettik. Buyurun. Buyurun çavuş. İyi günler. Ressamımızın yaptığı robot resmi getirdim. Sağ ol. Efendim, her yere bir kopyasını gönderiyor komutan. Türkiye'nin dört bir yanına. Adam yurt dışına çıkamaz. Nerede görülse tutuklanır. Bakayım şuna ya. Hiç tahmin ettiğim gibi biri değilmiş. Bu adam bir şehirli. Allah cezasını versin. En kısa zamanda yakalanır inşallah. Sanki tanıdık biri, öyle değil mi yenge? İzninizle efendim. Hayırlı günler. Teşekkürler çavuş. Zahmet oldu. İnşallah bu resim işimize yarar. Bana. Neden kaçıyor? Gidip durumu neden aileye anlatmıyor? Tanrım, bunu saklamakla onları tehlikeye atıyor. Ne yapsam? Bir şey mi söylediniz? Şey, dönelim lütfen. Tabii efendim. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum ya. Sanki kapı çalacak, eniştem geri geliverecek gibi. Ya sizi bilmem ama ben bir viski içeceğim vallahi. Çaymay beni kesmedi. Serap, buz getirsene. Orada, buzlukta. Kayınço, sen de ister misin? Bilmem. İyi gelir be, atalım birer tane. Cenaze, mezarlık filan fena bastı ya. Aman neyse, yatmaya ikna ettim annemi. Fulya'yı uyutur gibi yanında durdum uyusun diye. Aa, senin kıza da baktım, mışıl mışıl uyuyor. İçki mi içiyorsun sen? Evet, ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Babamızın cenazesi çıktı bugün evden. İşte biz de onun için içiyoruz ya. Dertlendik hayatım. Rahatlamayalım mı yani? Ne vurdum duymaz adamsın. Duygusuz olduğunu bilirdim de bu kadarını düşünemezdim. Nedret, bari bu gece bulaşmayın birbirinize. Kayınço, yani haddim olmayarak benden sana bir öğüt. Aman, sakın evlenme gözünü seveyim. Hani şu Alev iyi mi iyi diyoruz. Kültürlü kadın, görgülü kadın falan ama... Aman be abicim ya, aman ya. Yeter, sus. Sen rüyanda mı görürdün acaba Fahri Kahraman gibi birine damat olmayı? Yeter. Ne diyorsun be? Kesin dedim, sırası değil.
Ne oluyor ya? Allah Allah. Köpekler yabancı gelmese böyle havlamazlar. Semih geldi herhalde. Gidip bakayım şunlara. Bir şey değil, annemle Fulya'yı uyandıracaklar. Berivan Hanım. Hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi oldu Berivan Hanım? Ben şey... Ah Berivan Hanım. Niye öyle alelacele gittiniz sanki? Gitme vakti diye düşünmüştüm. Ama ben döndüğünüze çok sevindim. Buyurun lütfen. Buyurun. Şey... Bakın ben... Aslında... Size çok önemli bir şey söylemeye geldim. Peki, sizi dinliyorum. Aslına bakarsanız... Sırf bunun için döndüm diyebilirim. Sizi uyarmak zorundaydım. Tehlikede olabilirsiniz diye düşündüm. Tehlikede mi? Bugün buradan ayrıldığımda... Karşıdan gelen bir arabadaki adam dikkatimi çekti. Biliyorum, inanması çok zor ama... Düşündükçe iyice emin oldum ki... O adam... Berivan Hanım, hayrola neden döndünüz? Galiba. Ayakta durmasın, oturtun şöyle. Şuraya oturun lütfen. Serap, su ver çabuk. Sinirleri dayanmadı herhalde. Kolay değil tabii yani. İyiyim. Merak etmeyin. Bir şeyim yok. Bir an başım döndü o kadar. Bir sakinleştirici ister misiniz? Biz hepimiz alıyoruz. Başka türlü dayanmamız mümkün değil. Yok, yok. Hayır, sağ olun. Bu karambolde tanışamadık. Ben Erol Sekman. Merhum başkanın büyük damadıyım. Erol benim eşim. Yurt dışındaydı. Cenaze için apar topar döndü. Bu da Berivan Hanım. Sana söylemiştim. Olayın tek görgü tanığı. Ev halkı sizden bahsetti. Kayınpederimin katili sayenizde yakalanır inşallah. Eşim sizin gittiğinizi söylemişti. Hayır. Aslında bizi uyarmak için dönmüş. Uyarmak için mi? Neden? Tam onu anlatıyordu. Buradan çıktığında meydana gelen bir olayı. Berivan Hanım, anlatın lütfen, sizi dinliyoruz. Hayır. Aslında hiç önemli değil. Ama siz? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Berivan Hanım'ı rahat bırakın. İsterse anlatır, istemiyorsa anlatmaz. Öyle değil mi? Evet. Galiba biz çok düşüncesizlik ettik. Kendi acımızdan başka bir şey düşünmedik. Berivan Hanım önce gözleri önünde işlenen bir cinayete tanık oldu. Sonra karakolda ifade vermeler, sorgular, teşhisler. Bütün bunlar başına bizim yüzümüzden geldi. Sizin ne suçunuz olabilir ki? Bu da ne böyle? Katilin robot resmi. Berivan Hanım adamı tarif etti, jandarma ressamı da çizdi. Bu resim neredeyse bana benziyor. Erol saçmalama lütfen. Abuk sabuk konuşma. Ablam haklı. Şaka yapılacak zaman değil enişte.
Haklısınız. Özür dilerim. Ben de olaydan çok etkilendim. Hala kendime gelebilmiş değilim. Bu var ya bu. Bu rahmetlinin göz bebeğiydi. Ben üvey damattım yani. Susar mısın İzzet? Vallahi bak, söylüyorum. Beni adam yerine bile koymazdı rahmetli. Varsa yoksa Erol. Yalan mı? Erol'un tırnağı kadar sever miydi beni? Demek ki hak etmiyordun. Yeter. Sizden rica ettim. Hiç olmazsa bu gece. Misafirin yanında hiç yakışık almıyor. Hala sabah olmadı. Gece neden bu kadar uzun? Kurban olayım be Kudret Ağa. Biraz gözlerini kapat da uyu. Nasıl uyurum Bekir? Berivan'ın başına ne geldiğini öğrenmeden, onun selametli olduğunu bilmeden nasıl uyurum? Önce sen iyileş de onu bulasın. Merak etme, Allah onu korur. Hep korur. Oo. Bu saatte hala sohbet mi sürüyor? Vakit geçirmek için arada öyle laflıyorduk. Olmaz ama. Ben hastayı lafa tut uyutma diye mi izin verdim refakatçi kalmanıza? Bırak uyusun canım, dinlensin. Peki doktor hanım. Doktor hanım, ben bir an önce çıkmak istiyorum. İyiyim, bir şeyim yok. 3 günden önce taburcu olamazsınız. Ben bu sorumluluğu alamam. Ben alırım. Yapma Kudret Ağa, inat etme. Gel doktor hanımı dinleyelim. Çıkmak zorundayım Bekir, biliyorsun. Kan verdik diye bir günde ayağa kalkamazsınız. Dikişleriniz bir daha açılırsa büyük tehlikeye girersiniz. Sorumluluk bana ait doktor hanım. Size bu konuda imza verebilirim. Ne dersiniz? Başarılı bir çalışma mı bu? Gördüğünüz adama benziyor mu gerçekten? Galiba pek de benzemiyor. Ya. O zaman ne işe yarayacak ki bu? Onun alnı daha açıktı. Bir de galiba sağ kaşının üstünde yara vardı. Saçları da kırdı. Berivan Hanım, bunları ressama söylemiş miydiniz? Şimdi geldi aklıma. O zaman olayın şokuyla yanlış bir şeyler söylemiş olabilirim. İyi de Berivan Hanım, yani insan bu kadar yanlış tarif verir mi? Şimdi herkes bu adamı arayacak. Gerçek katile hiç benzemeyen birini. Haklısınız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir dakika. Hemen yüklenmeyin Berivan Hanım'a. Olabilir. İnsan hali. Herkes yanılabilir. Böyle olmaz. Hemen yarın sabah jandarmaya gidelim. Adamı iyice bir tarif edin. Çocuk oyuncağı değil bu. Belki de katilin yakalanmasını istemiyorsunuz. Belki de kaçması için ona vakit kazandırıyorsunuz. Serap, saçmalama. Yeter artık. Bırakın Allah aşkına. Misafirimiz yorgun. Onu böyle rahatsız etmeye hakkımız yok. Doğru söylüyorsun. Hemen eski odasını hazırlatalım Berivan Hanım'a. Hayır olmaz. Kalamam burada. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Kuzenimi mazur görün. Bu olay onun zaten pek de iyi olmayan ruh halini allak bullak etti. Evet anlıyorum. Herkes için çok zor olmalı. Siz ne istediğinizi bana söyleyin. Ben onu yerine getiririm. Kalmak istemiyor. Bu açıkça ortada. Ama sabahleyin jandarmaya gidip adamın eşgalini doğru olarak vermesi gerek. Biz bu adamın yakalanması için size güvendik Berivan Hanım. Bizi böyle yüzüstü bırakıp gidemezsiniz. Kasabada oldukça iyi bir otel vardır. Aslında mal sahibi de biziz. Yalnız başkası işletiyor. Orada kalmayı düşünür müsünüz? Sağ ya. En rahat yer orası. Küçüktür ama bayağı konforlu bir yerdir. Ben götürürüm sizi. Ne diyorsunuz? Tamam. Buyurun. Yöneticiye tembih ederim, size iyi bakarlar. İlhan bir dakika. Ne oldu? Evde çok sıkıntılı bir hava var. Neredeyse bütün öğleden sonrayı da uyuyarak geçirdim. Kasabaya inip bir yerde bir bira içeyim diyorum, biraz havam değilsin. İyi, sen de gel öyleyse. Sen evdekileri yalnız bırakmasan iyi olur. Biliyorsun İzzet'i kimsenin taktığı yok. Artık ailenin reisi sensin. Ne fark eder? Ben Berivan Hanım'ı otele yerleştirip hemen döneceğim. Yo yo sen kal. Annen de Fulya da uyanınca seni görmek isteyeceklerdir. Hem Serap da çok gergin.
Ehilleri üstünde gene. Onu ancak sen sakinleştirirsin. Zaten fazla kalacak değilim ki. Ben bu evin damadıyım. Sense oğlusun. Böyle bir zamanda ailenin kadınlarını yalnız bırakma. Hadi. Merak etme. Berivan Hanım'ı ben de senin kadar iyi kollarım. Peki, öyle olsun. Buyurun Berivan. Yarın görüşürüz. İyi uyumaya bak. Yoksa benim resme benzeyip benzemediğimi mi merak ediyorsunuz? Estağfurullah. Ne münasebet. Sürekli bana bakıyorsunuz da. Yok. Size öyle gelmiş olacak. Bakın bakın. İyi bakın. Belki beni bir yerlerde görmüşsünüzdür. Hayır. Sizi daha önce hiç görmedim. Hani derler ya insanlar çift yaratılmıştır diye. Yok hayır eminim. Yarın karakolda jandarmaya ne diyeceksiniz? Bilmiyorum. Belki tarifim eksik kalmış derim. Aslında karakola gitmeniz de gerekmez. Siz elinizden geleni yapmışsınız işte. Ben zaten istemiyorum. Ama aileniz ısrar ediyor. Siz onlara bakmayın. İsterseniz şimdi bile çekip gidebilirsiniz buradan. Nasıl? Özel bir araba kiralayabilirim sizin için. Kimse hesap sormaz, merak etmeyin. Yok olmaz. Hem aileniz beni merak eder. Hiç de etmezler. İlhan Bey eder. Yarın beni görmezse jandarmaya bile gider. Öyle mi dersiniz? Bana kalırsa bir daha hiç ortaya çıkmasanız bile bizim aileden kimse sizi arayıp sormaz. Olmaz. Jandarmanın dikkatini çeker. Beni kesinlikle ararlar. Başıma bir şey geldiğini düşünürler. Bu ülkede günde kaç kişi hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyor biliyor musunuz? Burada niye durduk? Kasabaya giden yol bu muydu? Bana sanki farklı gibi geldi de. Niçin korkuyorsunuz? Hem neden korkayım ki? Burası biraz fazla karanlık da. Niye gitmiyoruz? Çok geç olmadı mı? Konuşuyoruz. Rahat olun. Yanınızda ben varım bakın. Berivan Hanım, bazen bir şeyi görmek, bir şeyi bilmek insanın başına bela açabilir. Öyle değil mi? Efendim. Erol, vardınız mı otele? Berivan Hanım nasıl? Yok, daha varmadık. Ama sorun yok, her şey yolunda. Berivan Hanım'ı merak etme, emin ellerde. Aa, tabii. Kayınbiraderim. Sizinle konuşacak. İlhan Bey. İyiyim. Yolda durduk da. Şimdi gidiyoruz. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Rahatınıza bakın. İyi uyuyun, dinlenin. Sizi yarın öğlene doğru gelir alırım. Bekliyorum. İyi geceler. Efendim. Aa, birazdan otelde oluruz, merak etme. Ne oldu? Neden öyle fırlayıp kaçtınız birden? Bilmiyorum. Çok sıkıntılıyım. Çok korkuyorum.
Neden ama? Size kim ne yapabilir ki? Yoksa bir tehdit falan mı var? Yok. Olsa bile merak etmeyin. Biz aile olarak arkanızdayız. Hı? Hadi gidelim. Çok yoruldunuz. Buyurun. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Bu bayan bizim aile dostumuz. Çok değer verdiğimiz bir misafirimiz. En iyi odanızı vereceksiniz. Elbette efendim. Emredersiniz. Tamam, buyurun. Iraz, koş evden tekerlekli sandalyeyi al da gel. Tamam ya, abartmayın bu kadar. İki adım yolu yürürüz herhalde. Olmaz abi, artık senin dediğin değil bizim dediğimiz olacak, gel. Doktor ne dedi, unutma Kudret Ağa. Sayın seyirciler, önceki gün silahlı bir saldırı sonucu ölen Akyazı Belediye Başkanı Fahri Kahraman cinayeti esrarını koruyor. Görgü tanığının ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis... olayın üstündeki sır perdesini henüz kaldıramazken İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayet masasından... Şu hale bak. Dünyanın çivisi çıkmış be. Koskoca belediye başkanını herkesin gözü önünde çekip vuruyorlar. Herkesin gözü önünde değil. Baksana bir tek görgü tanığı varmış. İşin tuhafı adam elini kolunu sallayıp çekip gidiyor. Panikten yararlanmıştır. Ortalığın karışmasından. Sağ ol biraz. Kudret Ağa, yerle çorbasıyla kabak dolması yaptın. Börek de sarayım mı? Ya bırak Allah aşkına Iraz. Kim yiyecek o kadar şeyi? Sen yiyeceksin elbet. Yiyeceksin ki kuvvetleneceksin. O kadar kan kaybettin. Tamam Iraz. Bildiğin gibi yap. Hadi. Bekir, aklıma bir şey geliyor. Benim Akyazı'da jandarma karakolundan çıkarken gördüğüm kadın... gerçekten Berivan olabilir mi acaba? Yok ağam. Ne arasın Berivan Hanım oralarda? Hem de öyle lüks bir arabada, yabancı bir erkekle... Şu öldürülen başkan. Oranın belediye başkanıydı. İyi de abi. Ne ilgisi var ki Berivan'ın bununla? Belki de oydu. O anda o kadar emindim ki arabayı izlemek istedim. Neden peşlerinden gitmedik sanki? Çünkü önümüze manevra yapan kamyon çıktı, biliyorsun. İzlerini kaybettik abi. Yolları, yönleri belliydi. İstesek giderdik. Hayır abi, gidemezdik. Çünkü senin yaran açılmıştı. İçinden kan boşalıyordu ve bayılmıştın. Allah kahretsin. Çok üzülüyorum vallahi Kudret Ağa'nın haline.
Bir yandan vücut yarası, bir yandan yürek yarası. Onun durumu ortada yine. Hem ne var? Aslan gibi bir ağa. Parası, pulu, her şeyi var. Ben asıl hanımımı düşünüyorum. Kadın başına nerededir, ne yapar? Alo? Alo? Iraz. Iraz. Berivan. Berivan Hanım. Onu. Allah'ım sana şükürler olsun. Fulya. Hadi bakalım kahvaltı vakti. Hadi uyan. Bak. Numara yaptığını biliyorum küçük hanım. Hadi uyan. Aman. Hiç seninle uğraşacak halde değilim. Zaten çok geç oldu. Senin yüzünden kimseden laf işitmeye de niyetim yok. Hadi ama yeter artık, kalk. Sabrımı tüketiyorsun. Hayriye'nin Fulya'yı soruyor. Prenses Hazretleri kalkmak bilmiyor ki. Aa, hiç öyle bir huyu yoktur ki onun. Aman Allah'ım, ne kadar kırmızı yanakları böyle. Demek ki iyi bakıyormuşuz. Cayır cayır yanıyor bu çocuk, çok ateşi var. Dur bakalım canım, hemen panik yapma. Ben anlarım, çok hasta bu çocuk. Serap Hanım, hemen Doktor Veli Bey'i arayın. İşte televizyonda gördüğünüz o olayın tanığı benim. Çok önemli bir şeyler oldu. Anlatacağım çok şey var. Bak, burada hem çok yalnızım hem de beş parasız. Bekir'e söyle hemen beni alsın. Evde mutfaktaki dolapta, tencerenin içinde biraz para var. Giyecek bir şeyler de getir. Sakın Kudret'e hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Ay, içim hiç razı gelmiyor. Keşke ben de seninle gelebilseydim. Ya Berivan Hanım beni istedi, seni değil. Hem ikimiz birden gidersek Kudret Ağa şüphelenir. Onu sağ salim görmeden rahat edemeyeceğim. Hem neden sanki Kudret Ağa'dan gizleyeceğiz ki? Ya Berivan Hanım artık onun başına dert olmak istemiyor. Ağa kendisini unutsun, ümidini kessin istiyor. E doğru da yapıyor. Madem yollarını ayırmaya kesin kararlı. Semire, nerede kaldı Fulya? Hanımefendi, Fulya'nın çok ateşi var. Doktoru çağırdık, birazdan gelir. Hep bizim yüzümüzden. Çok ihmal ettik çocuğu. Üşüttü mü, mikrop mu aldı, terledi mi? Hiç farkında değiliz ki. Bademcikleri şişmiş, iltihaplanmış. Ateş oradan geliyor. Her sabah bir iğne vurulacak. En geç 3 gün içinde ateş düşer. Siz reçeteyi yazın doktor. İğnelerini ben yaparım. Hayriye Hanım'kileri de ben yapıyorum. El ve ayak bileklerine alnına ıslak bez koyun. Çocuğu rahatlatır. Endişelenme İlhan. O kadar da önemli değil. Çocuklar sık sık ateşlenir. Ama çabucak da iyileşir. Hiç bu kadar hasta olmamıştı. Durumunu telefonla takip ederim. Bir şey olursa, saat kaç olursa olsun beni arayın. Sağ olun doktor. İyi günler. Anne. Anne. Senin anacığın yanında olsaydı böyle mi olur? Hoş geldiniz İlhan Bey. Hoş bulduk. Berivan Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz? Baş üstüne efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrola? Fulya. Ne oldu Fulya'ya? Ateşi. Ateşi 40'a kadar çıkmış. Kendini bilmeden yatıyor. Annem havale geçirecek diye endişe ediyor. Çok üzüldüm.
Doğrusu... kızım konusunda kendimi suçlu hissetmekten kurtulamadım bir türlü. Neden öyle diyorsunuz? Hasta olmayan çocuk var mıdır? Ondan değil. Ama bu çocuğun hayatında büyük bir eksiklik var. Sevgi eksikliği. Annesi bir trafik kazasında öldü. Arabayı ben kullanıyordum. Benim burnum bile kanamadı ama... Sizin suçunuz değil. Elbette kızınızı annesiz bırakmak istemezdiniz. Her neyse, kendi sıkıntılarımızla sizi yeteri kadar üzdük zaten. Hazırsanız gidelim karakola. Ben tekrar karakola gitmek istemiyorum. Ya. Sizi açıklamam çok zor ama... ilk ifademde ısrar ediyorum. Ama dün akşam demiştiniz ki. Ne dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ama enişteniz tarifimden çok rahatsız oldu. Yok canım. Abuk sabuk bir şaka yaptı o kadar. Olabilir. O an için şu işten bir an önce kurtulup gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Ama şimdi diyorum ki... eğer ifademi değiştirirsem bu rahmetli babanıza karşı büyük bir saygısızlık olacak. Tamam. Peki. Nasıl isterseniz. Ben evdekileri rahatlatmak için karakola gidip ifadenizi değiştirdiğinizi söylerim. Sizi kimse rahatsız etmez. Kahvenizi getirdim efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Semire, beni tanımadın mı? Alev Hanım. Başka kim olacaktı? Durmuş bakıyorsun öyle ilk defa görmüş gibi. Ay affedin. Kafam çok dalgın da tanıyamadım birden. Al şu bavulları. Her zamanki odama çıkar. Yok, çıkaramam Alev Hanım. Neden? Bir sakıncası mı var? Şey, sizin odanız şimdi misafir odası oldu da. Neler saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Orada başka biri kalıyor. Daha doğrusu kalıyordu. Şimdi otele geçti. Ama dönecek mi, dönmeyecek mi bilmiyorum. Öyleyse sen de İlhan'ın odasına götür. Kimmiş bakayım bu başka biri? Görgü tanığı diyorlar. Başkan Bey'in vurulduğunu bir tek o görmüş. İlhan Bey de şimdi otele onun yanına gitti. Aa, demek şu meşhur görgü tanığı. Nasıl bir adam? Genç bir kadın. Adı Berivan. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Eğer yapabileceğim bir şeyse. Biraz daha kalın. Birkaç gün daha. Ama neden? Kendim için diyemeyeceğim. Buna hakkım yok. Ama Fulya için. Kendisine şefkat ve sevgi gösterecek birine o kadar çok ihtiyacı var ki. Hiç olmazsa iyileşinceye kadar. Evde Fulya ile ilgilenecek bir sürü insan var. Kızıma ne kadar kötü davrandıklarını görmediniz mi? Bilemiyorum. İstanbul'a bir yakınıma telefon açtım. Beni almak üzere buraya geliyorlar. Gelsin. Daha iyi. Hem siz de kendinizi daha rahat hissedersiniz. Beni kırmayın Berivan Hanım. Hiç olmazsa kızım ayağa kalkıncaya kadar. İlhan. Alev. Bir tanem. Alev, gelmemeni rica etmiştim. Aa, böyle bir zamanda seni nasıl yalnız bırakırım? Sağ ol. Ama aile yeterince kalabalık zaten. Pek yalnız kaldığım söylenemez. Ama hayatım, benim yerimi kimsenin tutamayacağını biliyorsun. Aa, yoksa görgü tanığı hanım bu mu? Berivan Hanım, cinayeti gören tek kişi. Ben Ali, İlhan'ın nişanlısıyım. Memnun oldum. Ben de bir çay içsem iyi olacak. Semire iyice şaşkına dönmüş. Bir fincan çay bile getirmeyi akıl edemedi. Mardin kapışan olur. Biraz. Biraz. Buyur ağam. Gel. Buyur. Bekir nerede? Bu iş böyle oturmakla olmayacak. Hangi iş? Berivan'dan söz ediyorum. Aklın nerede Iraz? Hadi ben hastayım, daha iyileşmedim. Reşit'le Bekir gitsinler. Ne bekliyorlar? Nereye gidecekler ki? Nem var senin Iraz. Elbette Berivan'ı aramaya. Kolay mı ağam? Koca memlekette Berivan Hanım mı aranır? Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey bu. Saçmalama. Aranır elbet. En azından polise bildiririz. Bildirdik zaten. Cevap çıkmadı ki. Sen yolla Bekir'i bana. Ben onunla konuşurum. Bekir... Bekir yok. Nasıl yok? Gitti. Mardin'e gitti. Mardin'e mi? Neden? Ne zaman gitti? Hem neden bana haber vermedi? Bekir bu. Aklını esti gitti işte. Benimkilere söyleyeyim de bulsunlar bana Bekir'i. Neler oluyor bir anlayalım. Bırak,
Dur dur, hemen arama Kudret Ağa, sakin ol, dur. Bana bak Iraz, neler oluyor? Bir şey mi gizliyorsun benden ha? Yoksa Berivan'a bir şey mi oldu? Yok canım, Allah korusun. Doğruyu söyle bana. Yoksa ikinizi de affetmem. Aman yavaş, dikişlerin açılacak. Bana cevap ver. Bekir Mardin'e gitmedi Kudret Ağa. Nereye gitti? Bilmiyorum. Kavga ettik, bana kızdı, çekti gitti. Yani yine geri döner elbet. Nereye gidecek ki? Peki, işine bak sen. Yalan. Her söylediği yalan. Kocan evi terk ettiği için mi keyifle türkü söylüyorsun? Yalan. Madem köşkte kalmak istemiyorsunuz, bahçedeki küçük eve yerleştirelim sizi. Fazla konforlu olmasa da rahattır. Bilmem ki. Nasıl olsa bir bekleyeniniz yok Berivan Hanım. Hemen gitmenizi gerektiren bir şey yok. Öyle değil mi? Sevgilim, Berivan Hanım'ı fazla sıkıştırmıyor musun? Hem senin kızın onu niye ilgilendirsin ki? Birbirlerini çok az gördüler ama aralarındaki iletişimi görseydin şaşardın. Keşke Berivan Hanım hep onunla kalabilse. Bu imkansız. Ne yazık ki kızım o koca evde onca insan arasında yapayalnız, mutsuz, içine kapanık bir çocuk olarak büyüyor. Sevgilim, biz evlenince o da çözümlenir. Fulya'nın bir annesi olur. Bekir'in otobüsü gelmek üzeredir. Bekletmeyeyim onu. Nereden alacaksınız Bekir Bey'i? Kasaba girişindeki kavşakta. Tamam. Semih dışarıda sizi bekliyor. Sağ olasın. Teşekkürler. Çantanızı aldım. Bekir benim can dostumdur. Karısıyla birlikte acımı da sevincimi de hep onlarla paylaştım. Iraz nasıl, iyi mi? Her gece ağladı vallahi. Adaklara da. İkimiz birden çok perişan. Olanları bize anlatacaksınız değil mi Berivan? Hem de bir. Kudret Ağa'ya bir şey söylediniz mi? Yok valla. Kur'an hakkı için. Peki tamam, hadi gel. Semire burayı bir iki saat içinde daha rahat bir hale getirir. Üç odası var. Sana da oda varmış Bekir. Vallahi çok güzel. Semire, Berivan Hanım ne isterse hemen temin et. Baş üstüne beyim. Gelin bir de içeri bakalım. Bakalım ne eksikleri var. Bu işi hiç anlamadım. İlhan kadını bir türlü göndermek istemiyor. İlhan bir şeyi boşuna yapmaz. Bir bildiği vardır. Ben bu işten pis kokular alıyorum. Kimdir bu kadın? İlhan'ı neden etkilemeye çalışıyor? Etkilemek mi? Yok canım. Bu işi sevmedi. Hiç sevmedi. Hadi içeri girelim. Canım, tatlım. Hemen bitecek. Hemen. Bitti bile, gördün mü? Haklısın. İnsan canı yanıyor biraz ama çabucak da iyileşiyor işte. Hadi. Bir an evvel iyileş de beraber vakit geçirelim biraz. Tamam. Oynarız değil mi? Tabii ya. Bakalım ne oyunlar biliyorsun. Hadi. Biz çıkalım da çocuk uyusun biraz. Ben yanında kalacağım. Burada bulunmamın tek sebebi Fulya. Semire, ne oluyor? Niçin bu eşyaları dışarı çıkarıyorsun? Bahçıvan eski evini düzeltiyoruz ya Serap Hanım. İlhan Bey oranın çok rahat bir hale getirilmesini istiyor. Semire dinle beni. Buyurun Serap Hanım. Neler oluyor orada? Nerede? Aptal aptal konuşma. Ne demek istediğimi pekala biliyorsun. İkisi arasında ne var? Yalnız kalınca birbirlerine nasıl davranıyorlar? Onun derdi Fulya. Biliyorsunuz, Berivan Hanım'la o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Ne saçma. Nasıl olsa kadın 3-5 gün sonra gidecek. O zaman ne olacak?
Bir şeyler oluyor diyorum sana Reşit. Benden bir şeyler gizleniyor. Olur mu öyle şey abi ya? Adım gibi emin. Bunların her şeyden haberi var. Berivan kendi isteğiyle gitti. Sonra Bekir'i yanına çağırdı. Allah bilir, yakında Iraz da gider. Abi bak, bunlar hep kuruntu. Bu hastalık seni çok sarstı. Sağlıklı düşünemez oldum. Aklım başımda benim. Ne dediğimi biliyorum. Bana yalan söylüyor. Beni oyalıyorlar. Ama neden? Neden yapsınlar bunu? İçimden bir ses diyor ki, Berivan'ın başı belada. Kafası karma karışıktı zaten. Kafası karışık olan sensin abi. Abartma. Bana onu bul Reşit. Berivan'ı bul bana. Çok geç olmadan ona ulaşmalıyım. Nerede ne yapar bilmeliyim. Yoksa çıldırabilirim. Abi bak, ben hiç öyle kötü bir şey olduğunu sanmıyorum ama diyelim ki öyle oldu. Hatta başka birine de gönül verebilir, mutlu olabilir. Olmaz, olamaz. Olabilir mi? Ölürüm o zaman. Oldu olacak, bari Fulya'ya dada olarak tutsun Berivan'ı. Şurada birkaç günü kaldı, gidiyor zaten. Öyle mi dersin? Elbette, Berivan durmak istemiyor ki. İstemem, yan cebime koy. Ya neden olmasın? Eğer kızla çok iyi anlaşıyorsa, kadının bir bağı da yoksa niye onun dadısı olmasın ki? Bir şey öğrendim, çok canım sıkıldı. Hayırdır? Soruşturmanın seyrini öğrenmek için jandarma karakoluna gittim. Berivan ifadesini değiştirmek için oraya hiç gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Bize öyle dememiş miydi? Olayın şoku ile yanlış bir tip tarif etmişim. Yarın gidip ifademi değiştireceğim demiştim. Evet. Aynen öyle. Ama gitmemiş işte. Nasıl olur? İlhan birlikte gittiklerini anlattı bize. Berivan'ı karakola o götürmüştü. Yalanmış. İlhan hepimize yalan söyledi. Bu işten pis kokular alıyorum diye söylemiştim. Yedi kuşaktan beri buranın yerlisi bu ay. Eskiden çok zenginlenmiş. Ama tabii zamanla servet erimiş. Bu erimiş halim. Canım yani eskiyle kıyaslarsan. Damatlar iş yapalım diye ısrarcı olunca rahmetli başkan kızlarının hatırına onlara güzel işler kurdu. Başladılar turizmcilik yapmaya. İyi ya işte, güzel iş. Pek beceremediler galiba. Küçük damat çok borca girmiş diyorlar. Karısıyla boyuna didişir dururlar. Sizin kalacağınız yeri temizliyorlar. Hadi hayırlısı. Sağ ol. Geçen yaza kadar burada bizim bahçıvan kalıyordu. İyice kocayınca köyü de çocuklarının yanına gitti bakılsın diye. Bizim Mardin'de bir laf vardır. Gurbete gidenin ocağı o dönesiye kadar yanmaz derler. Ne? Yoksa siz de Mardinlisiniz? Ah kurban olurum ben. Memleketimden ayrıldım ayrılalı. İlk defa bir hemşerimi görüyorum. Öyle mi? Sen de mi? Ya tam 40 yıl oldu Mardin'in Midyat kazasından çıkalı. 9 yaşındaydım o zaman. Çok yoksulduk. Babam beni Vahit amca derler bir adam vardı. Onun yanına kattı, İstanbul'a yolladı. 9 yaşında ha? Aksoyluları hiç duydun mu? Vallahi hayal meyal hatırlıyorum bir şeyler. Dedim ya, çok zaman geçti. Ben onlardanım işte. Hadi sen git Fulya'yı uyut. Fena alıştırdın onu ninniye. Tamam. Eledim. Eledim. Öllük eledim. Aynanı beşikte canım, bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım. Buna ne çare? Gitti de gelmedi canım. Buna ne çare? Burada mıydınız? Evet. Aslında Fulya'yı yoklamaya gelmiştim. Sonra sesinizi duydum.
Niye içeri girmediniz? Rahatsız etmek istemedim. Bu mırıldandığınız şey kalbime kadar erişti, biliyor musunuz? Bu güzelliği bozmak istemedim. Yanında olduğunuz için kızım çok şanslı Berivan Hanım. Bütün çocuklar ninni sever. Hatta kocaman olanlar bile. İyi geceler. Durun. Hemen gitmeyin. Size ne kadar minnettar olduğumu, yani kaldığınız için demek istiyorum. Estağfurullah. O kadar hastayken Fulya'yı bırakmaya kıyamadım. Hepsi bu. Kalmanızı istiyorum Berivan Hanım. Birkaç gün değil. Gittiğinizde galiba Fulya'dan çok ben üzüleceğim. Böyle konuşursanız gidişimi kolaylaştırırsınız İlhan Bey. Hayırlı geceler. Biliyordum. Böyle bir şey olacağını biliyordum. İlhan bu kadını kızı için değil, kendisi için istiyor. Tanrım. Bunca yıl onu bekledim ben. Onu sevdim. Bunun için mi? Kaçtı o numara? Alo, buyurun. Alo. Berivan Hanım'ın evi mi? Kimsiniz? Niçin soruyorsunuz? Alo. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama mutlaka Berivan'ın bir yakınısınız. Belki kocası, belki dostu, belki abisi. Size onun yerini söyleyeceğim. Gelip alın onu buradan. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Babam ilk dayımı 10. yaş günümde hediye etti. Binmesini biliyor muydunuz? Hayır. Ama ondan sonra öğrendim. Simsiyah bir midilliydi. Bakın bizim Nedret de çok iyi bir biniciydi genç kızlığında. Ama sonra kocasıyla uğraşmaktan hiçbir şeye fırsat bulamaz oldu. Burası çok güzel bir yer. Ama insan doğduğu yerleri özlüyor hep. Biliyor musunuz? Memleketimin ovaları rüyama giriyor. Dönmeyi düşünmüyor musunuz? Dönemem. Burada sürgündeyim sanki. Ama dönemem. Üzgün görünüyorsunuz. Çok acı anılarım var. Kudret Ağa. Kudret Ağa, dur önce beni bir dinle. Kudret Ağa. Sen karışma Bekir. Kim bu bey? Ne istiyor? Yürü Berivan, gidiyoruz.